Oğlum ne yaptınız lan? Gerizekalı, Korkut dedim size, Korkut! Allah belanızı vermesin. Hemen memlekete dön, 2-3 günde gözükmeyin. Kaybol, yürü! Yürü! Al şunu da al. Yol kenarına bir iz bırakın, ölmesin buralarda. Gerizekalılar! Koş! İyi oldu geldin. Beni kasabayı yeme zahmetinden kurtardın. Ne arıyorsun? Merak ettiğin neyse söyle bana, anlatayım. Demek bu alemdeki bir mum silah kaçakçılarının ve uyuşturucu tacirlerinin kara paralarını nasıl sakladığını yüzün kızarmadan anlatacaksın oğlum. Ne yapacaksın? İhbar mı edeceksin babana? Ne yalan söyleyeyim. İstediğim de tam olarak bu. Ama bu Sermet ve Erol pisliklerin ipini pazara çıkarmamda yardımcı olursam yurt dışına kaçmana yardım edebilirim. Onlar da seni sağ bırakacaklar, öyle mi? Öfken yüzünden düzgün düşünemiyorsun. Artık saçmalamayı bırak da kendine gel. Ne olacaksa olsun artık. Ben bıçak sırtında yaşamaktan sıkıldım. Kimsenin pisliklerini temizlemek zorunda kalmadığım bir hayat kuracağım kendime. Sen de bana yardım edeceksin. Her şeyi anlatacaksın. O örgütü ele vereceksin baba. Yarın öbür gün seni de YouTube yok edecek bu yarattığın canavar. Ama sen bunun farkında bile değilsin. İyi düşün. Fazla vaktin yok. Gitmene izin veremem. Olmaz. Sana baba. Hadi. Elini korku kalıştırma baba. Atıf evden dışarıya adımını atamıyor. Ben şirkete gidemiyorum. Erol Bey gelme, 3 gün ortada gözükme dedi. Şadiye'yi kebapçıdan aldık, çalışmıyor zaten. Yakında ben de işten kovulurum muhtemelen. Bu naniyi kim yediyse hayatımı paçavraya çevirdi, başardı. Bravo yani. Gene ulaşılamıyorum. Sabahtan beri ırmağa ulaşamıyorum ben. Fırat'ın cebi de kapalı. Ya merak etmeye başladım. Şu şeyi arasana. Fırat'ın şoförünü Necati Bey'i. Hadi. Ya biz ikimiz de biliyoruz değil mi bu iş kimin işi? Hı? Ve olaylar başladığından beri seninki arazi. Saçmalama. Böyle bir şey yapmak ırmağın ne işine yarayacak ki? Sen herkesi kendine bir bilme. Ya ben sana bir şey söyleyeceğim. Sen niye hep buradasın yani? Ha? Niye hep buradasın, niye? Koskocaman böyle mis gibi evin var. Azıcık da orada kalsana sen. Ha, üçümüz beraber yaşayalım diyorsan bak o ayrı. Biz sana yerleşelim ya. Var mı? Daha az kira vermiş oluruz hem. Kiradan da bizi kurtarırsın. Ha, ne dersin? Tamam.
Necati abi havaalanında Fırat'ı bekliyormuş. Fırat şehir dışındaymış. Necati abi dün gece otelde kalmış. Gündüz eve falan da uğramamış. Irmak da dün geceden beri Fırat'ın evindeymiş. Ya Irmak neredesin Allah aşkına? Hanımefendi ben Sarıyer Emniyetinden memur İlkay Özkan. Ne polisi? Ne işi var kardeşimin telefonunun sizde? Ben ona ulaşamıyordum sabahtan beri, iyi mi? Ne caddenin ortası, ne yolu, ne orman yolu ya? Irmak'a bir şey mi oldu? Ne olur söyleyin. Ver onu. Alo, memur bey iyi akşamlar. Ben avukat Narin Yılmaz. Hangi karakoldansınız? Tamam. Tamam, geliyoruz. Pekala. Yok bir şey oldu, bir şey oldu değil mi? Recep. Neredesin? Kaç saattir kapatıp geleceğim dedin, yoksun. Dalmışım öyle ya. Yattı mı çocuklar? Yattılar. Kız seni pek bekledi ama. Okulda flüt çalmayı öğrenmiş. Babam gelsin onu da çalacağım diyor. İnşallah. Hadi gidelim. Ay. Engel olamadım, seni görmek istedi. Aslında polis aramaya başladı ama işte. Tamam, hallederim ben. Bak, ben kimseye güvenemiyorum. O, bulursunuz siz onu. Onu sadece siz bulursunuz. Bir şey oldu ona, bir şey oldu. Ne olur, ne olur. Tamam, sakin ol. Merak etme. Bir şey oldu. Polis ormanda Irmak'ın çantasını atılmış buldu. Ay. Neyse, dönün hiç. Su getirin lan. Kaynağını araştırdım. Sizin haber için ihbarda bulunan kadın kız arkadaşımı arayıp adresi vermiş. Bir de eski bir haberden bahsetmiş şu ressamla ilgili. Kim olduğunu bulabiliyor muyuz? Gizli numaradan aramış da biz bu gizli numara mevzularından çakıyoruz biraz. Emniyetteki arkadaşlardan aldım. Numara bu. İyi güzel de bu numara kime ait? Irmak Tunalı adına kayıtlı. Biliyordum Irmak Tunalı tabii. Alo. Alo, kimi aradınız? Siz kimsiniz? Sen kimsin? Aradığım numara karakol gibi bir yer. Arkadan telsiz sesleri geliyor. Bana bak, yanlış numara vermiş olmadı. Yok canım, nasıl olur? Atıf arıyor, baksana. Alo. Alo, Deniz. Atıf Narin. Ben. Irmak kayboldu. Polis ormanda eşyalarını atılmış burada. Sen ciddi misin? Evet evet, sorma. Çantanın bulunduğu yerde araştırılma yapılıyor ama daha sonuca ulaşılamadı. Deniz de ısrar edince biz de kalktık Selmet'e geldik. Hala buradayız. İyi tamam, siz eve gidin, ben de oraya gelirim. Hadi. Senin numarasını bulduğun kız Irmak kayıpmış. Salak gibi aradım. Şimdi polis gelecek, kesin yarın beni alacak. Neyse ben kaçtım. Siz şimdi gidip dinlenin. Ben halledeceğim. Merak etme. Sabah bulacağım kardeşini. Hadi. Hadi. Fırat. Şimdi sakin olacaksın oğlum. Tatsız bir şeyler oldu. Hayırdır abi?
Irmak Hanım kaybolmuş. Kızlar önce seni aramışlar, ulaşamamışlar. Telefonun kapalıymış. Sonra beni aradılar, Fırat yanında mı diye sordular. Biraz önce de Narin aradı, karakoldan. Kızın çantasını bulmuşlar, ormanlık bir yerde. Yola atılmış falan. Başına bir şey geldi diye deliriyorlar. Ah baba. Ah baba. Abi sen Metin evine yürü. Oğlum ne yapıyorsun sen? Ruhsatlı silahım abi, biliyorsun. Geçenlerde saldırıya uğradım. Merak etme, bir şey olmayacak. Fırat, aklını başına topla. Bu işin şakası yok oğlum. Abi yürü. Allah Allah. Kim yapar lan bu işi? Fazla düşünmeye gerek yok abi. Kızların babaları yani. Şimdi bu gazete işini Irmak tezgahladıysa Moskov çakalı uyanmıştır işe. Ve adam zaten öldürecek adam arıyor. Kızlarını öldürecek hali yok. Doğru söylüyorsun lan. Bakalım mı bir? Bak sen. Ben de Marco Paşa'ya döndüm ha. Hayırdır birader? Senin de mi yardıma ihtiyacın var? Irmak nerede? Abicim yalnız şu silahı indirirsek. Her şıkta bu tetiği çekeceğim Sermet. Şimdi bana Irmak'ın yerini söyleyeceksin. Irmak nerede? Bilmiyorum. Bırakırsam bulacağım. Fırat, bir saçmalık yapma. Fırat! Dur. Kız kardeşini mi vuracaksın? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.